hijo de puta. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz sizlerle birlikte? Şimdi arkadaşlar, aracı yıkayacağım ve ondan sonra jantları boyayacağız arkadaşlar. Jant boyamak için hangi malzemeleri kullanacağız? Politek firmasının göndermiş olduğu ürün var arkadaşlar. Türk firması, paranız diğer firmalara gitmesin abi. En öncesinde Türk firması abi. Yani direkt o yüzden bile alabilirsiniz ama kaliteye cidden boyaları. Birkaç videosunu izlemiştim, güzel boyadılar. Bize gönderdiler sağ olsun ürünleri. Jantları boyayacağız. Bir de onun tamponda ufak bir detay var. Orayı boyayacağız. Arkadaşlar bundan 4 tane var. Bir araç için 4 tane yetiyor yani jantlar için. Politek arkadaşlar, dediğim gibi çok teşekkür ederim Politek firmasına. Odaklansa. Politek firmasına 4 tane boya, bir tane cila var. Cila hangisi? Cila da bu arkadaşlar. Bu da vernik. Bunu en son atacağız arkadaşlar. İsterseniz atmayın, mat siyah olsun. İsterseniz de atın, parlak siyah olsun. Gayet güzel kaliteli arkadaşlar. Bir de Politek'in stikeri var altta. Hemen bulayım. Arkadaşlar Politek'in stikeri var. Bunu da arka cama yapıştırırım. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunları kaç paraya alabilirsiniz? Sitenin linkini ve ürünlerin linkini videonun açıklama kısmında ve sabit yorumunda vereceğim abi. Cidden kaliteli ürün. Ben sadece kullanmadım. Yani demeyin şimdi kullanmadan söylüyor. Ben birkaç videosunu izlemiştim. Abi gerçekten güzel bir ürün. Plastik dip nedir? Hemen onu da kısaca çok kısa bir bahsedeyim. Plastik dip normal sprey boya gibi değildir abi. Bir yere boyadığın zaman atıyorum ertesi gün mü veya bir ay sonra mı, iki sene sonra mı, bir buçuk sene sonra mı ne? İstediğin zaman söküp çıkarabiliyorsun. Böyle bir özelliği var. Yani tamamen senin göz zevkine hitap ediyor. Çok güzel bir icat diyebilirim abi. Ben de normal sprey boyanın en kralına gönderse başka bir firma yapmazdım ama abi Politek'in bu boyasını çok medettiler, çok övdüler. Çok videolarda söyleyen oldu, alın tavsiye ederiz diye. Bakalım ben de alacağım. Jantların son halini göstereceğim. Şimdi dilerseniz aracı bir yıkayalım abi. Pisliği görüyor musunuz? Ön kaputa. Aracı bir yıkayalım. Ondan sonra size Politek hakkında nasılmış, neymiş göstereyim arkadaşlar. Bu arada tekrar Politek firmasına teşekkür ediyorum. Cidden kaliteli iş yapıyorlar. Daha öncesini izlemiştim dediğim gibi. Dilerseniz önce ben bir aracı yıkayayım. Ufak bir timelapse alabilir miyim bilmiyorum. Sadece yıkadıktan sonraki halini gösteririm. Tekrardan gösteriyorum. Gidip başka siteden almayın. Direkt sitenin linkini vereceğim abi. Abi içi de şuraya kadar, bak göstereyim. Yani şuraya kadar bir şey dolu gibi duruyor. Bayağı ağır çünkü. Arkadaşlar 4-5 kat atın. Önerilen 5 kat ama ben 3-4 kat atacağım. Çünkü önlerde birkaç detay daha yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Haydi bay bay. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ben aracı yıkadım. Gördüğünüz gibi camlar ıslak. Siz orayı da izlemediniz. Hızlıca geçtim. Konuşmanın devamında geliyor bu. Şimdi arkadaşlar aracı Megarsın beziyle kurulayacağım. Ondan sonra jant kapaklarını eve götürüp ayrıyetten yıkayacağım. Çünkü burada yıkayamam. Yani toz yapışıyor vesaire. Jant kapaklarını evde temizleyip geleceğim. Ve sizlerle birlikte şu köşede bir yerde jantları boyayacağız arkadaşlar. Siz orayı görmeyeceksiniz ama sadece kapıya kadar göreceksiniz. Hadi bay bay.
Abi şimdi ben jant kapaklarını çıkardım şurada. Şimdi jantların orijinal yani normal teneke halini göstereyim. Ondan sonra eve gidip temizleyeyim ve geleyim. Kamerayı elimde tutacağım mecbur. Öyle biraz boya atalım. Bir de son halini gösteririm. Hadi şimdi gelsin dıştan son halini göstereyim. Tekrardan merhaba. Maskeyi taktım çünkü plastik boya yüzünüze gelebiliyor. Bilmiyorum siz takar mısınız? Arkadaşlar jantları yıkadım. Şimdi kurulayacağım. Ondan sonrasında Politek'in göndermiş olduğu boyalarla katları atacağız arkadaşlar. Ben 3-4 kat atacağım çünkü dediğim gibi önlerde birkaç detay yapmam gerekiyor. Ve 10 dakika arayla atılıyor abi. Şunu da sizlere söyleyeyim. 10 dakika arayla katları atıyoruz. İlk katı atacağım tüm janta. Ondan sonra biraz bekleyeceğim. Sonra bir daha atacağım. Öyle öyle. Şimdi size jantların ıslak hali yani temiz halini göstereyim. Onun sonrasında ilk katı atarken de gösteririm. Sadece bir jantla göstereceğim. Son halinde göstereceğim aracın üzerinde. Yolu alırım veya abimi ikna edebilirsem güzel bir mekana gidip dış çekim alabilirim gimballe. Onu da söyleyeyim sizlere. Videonun sonunda her şeyi göreceksin zaten. Haydi Allah'a emanetsin şimdilik. Şey orayı göstereyim. Ya da kapatmayalım. Ya direkt geçebiliyor muyum böyle? Arkadaşlar yan kapı böyle. Jant burada. Şimdi bak, tertemiz. Arka tarafı kirli ama. Jant bu. Jant kapağı bu hatta. Bakın tertemiz oldu. Şimdi ben bunu kurulayacağım. Ondan sonrasında plastik ipi uygulayacağız. Hadi geçler. Şuraya koyayım kamerayı. Bu da teneke hali arkadaşlar. Teneke hali çok kötü ya. Bunu sevenler var ama ben sevmiyorum. Jantı da temizleyeceğim. Bir yere koyacağım. Tek tek yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi sırasıyla jantları boyayı uygulayacağım. Önce çalkalıyorum. Şimdi arkadaşlar kapağını takayım bir dakika. Boya sıfır ya. Arkadaşlar kısa kısa göstereceğim. Kameranın şarjı az. Şimdi takamadık ya. Ha, tamamdır. Arkadaşlar ilk katı bu şekilde atıyorsunuz. Küçük küçük bakın. Güzel bir kokusu var ya. Katı atıyorum. Şimdi telefonu şarja takacağım. Şarjı çok az. Geleceğe devam ederiz. Şimdi verniği atacağım. Boya yaptım. Şu an balkondayım. Boya böyle oldu. Bak. Bu da verdik. Bunu bir atayım. Abi toz duman ediyor. Eyvallah. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ürünü jantlara uyguladım. Şu an görüntüsünü izliyorsunuz. Gayet hoş ve güzel oldu. Onun haricinde ön farlarını oraya uyguladım. O da gayet güzel oldu. Şimdi orayı da izliyorsunuz. İzleyin biraz bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Abim de beğendi. Kendisi de burada. Yanımda değil şu an evde yani. Ben çok beğendim abi. Almanızı tavsiye ederim. Politek firmasına tekrar tekrar teşekkürlerimi sunarım. Cidden kaliteli bir ürün yapmışlar. Diyelim bir yeri yanlış yaptınız değil mi? Biraz bekliyorsunuz. Elinizle böyle jelatin gibi soyabiliyorsunuz. Yani onun da bir güzelliği var. Jantlarda yaklaşık ellemezseniz 1,5-2 sene kalanını gördüm ben. Duydum yani izlediğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Bu şekilde. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Ayna kapaklarını ve beyaz tunlarını sonradan yapacağım. Ben şu an sadece jant kapaklarını ve ön farların etrafını yaptım. Abi almamız için, eğer plastik almamız için gereken bir neden varsa bu bir Türk firması arkadaşlar.
Yani paramız yabancılara git desin diyorsanız, kaliteli bir plastik dip istiyorsanız Politek firmasını kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Cidden güzel bir firma. İletişimleri çok iyi, ilgilenmeleri çok iyi. WhatsApp'tan vesaire soru sorarsınız, cevaplarlar. Ben şahsen öyle yaptım. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Size aracın görüntüleriyle baş başa bırakayım. Ve son olarak da şöyle yakından bir çekim alalım değil mi? Köpek kulübesi almak isteyenler için arkadaşlar şu an ekrana bir köpek kulübesinin videosunu koyacağım. Yani bu videodan sonra onu izleyeceksiniz. Köpek kulübesini almak isteyenler sahibinden.com linkini vereceğim aşağıda. Oradan gidip alabilirsiniz. Fiyatları da orada yazıyor olacak. Köpek beslemek isteyenler, köpek sahiplenmek isteyenler. Bakın kulübe de şurada zaten. Videosunu çekmiştim. Videosunu da bu videoda hemen sonra izleyeceksiniz. Onu da almak isterseniz sahibinden.com linkini açıklama kısmına vereceğim onun da. Almanızı tavsiye ederim. Bizzat kendi yapımım. Gayet güzel oldu. Ek bir gelir elde etmek için yaptım ama abi acayip sağlam ya. Şu an bu videodan sonra izleyeceksiniz. Belki videonun sonuna koyarım. İzlemenizi tavsiye ederim. Hadi bay bay.